Sayın Atatürk'ün YouTube kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, oğlu Ekberdi Muhammedoğlu'dan Emine Erdoğan'a taziye telefonu, Türkmenistan ekonomisi 2022 yılında 6.2 oranında büyüdü, 2023'te Türkmenistan'ın dış ticaret hacmi 19.4 milyar dolar bulacak ve son olarak Türkmenistan'da Türk şirketi 3 yeni sağlık merkezi inşa edecek. İlk haberimiz, oğlu Ekberdi Muhammedoğlu'dan Emine Erdoğan'a taziye telefonu. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurhanlı Berdimuhamedov'un eşi, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un annesi, oğlu Berdimuhamedov'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkmen basında yer alan habere göre, oğlu Berdimuhamedov'a Emine Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletti. Oğlu Berdimuhamedov'a kendi ailesi, eşi ve oğlu, aynı zamanda bütün anneler ve Türkmen halkının adından Türkiye'de meydana gelen güçlü deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Türkmenistan tarafından Türk halkına, özellikle çocuklara, insani yardım gönderildiğini belirtti. Çocuklara kış giysileri ve diğer ürünlerin gönderildiğini ifade eden oğlu Berdimuhamedov'a, Türkmen tarafının bu zor zamanlarda Türk halkına her zaman yardım ve destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Emine Erdoğan da kendi ve Türk halkı adına Türkmenistan tarafına şükranlarını iletti. Türkmenistan ekonomisi 2022 yılında 6.2 oranında büyüdü. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un başkanlığında Bakanlar Kurulu geniş katılımlı toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları dışında bakanlar, Aşgabat Belediye Başkanı ve il valileri, üniversite rektörleri ve kamu kurum başkanlarının davet edildiği toplantıda 2022 yıl değerlendirildi. Bakanlar Kurulu toplantısında verilen raporlara göre Türkmenistan gayri safi yurt içi hasılatı büyümesi %6.2 oranında gerçekleşti. Bu dönemde sanayi sektörünün %6.3, ticaret sektörünün %8.9 ve tarım sektörünün %5.7 oranında büyüdüğü belirtildi. Bir önceki yıla kıyasla yatırım hacmi %14.2, emtia ihracatı %43.6 arttı. Söz konusu dönemde yaklaşık 4000 iş alanı yaratıldı. Enflasyon ise belirlenen sınırlar içinde tutulmuştur. Ülkenin genelinde 76 adet üretim ve sosyal tesisler hizmete açıldı. 1,5 milyon metrekare ölçümünde yeni konutlar hizmete verildi. 2023 yılında Türkmenistan'ın dış ticaret hacmi 19.4 milyar doları bulacak. Türkmenistan'da 2022-2028 yıllarında ülkenin sosyoekonomik kalkınması için Türkmenistan Devlet Başkanı Programı'nın başarılı bir şekilde uygulanması için 2023 ülkenin sosyoekonomik kalkınma programı hazırlandı. Söz konusu program Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı. Program çerçevesinde gayri safi yurt içi hasılatı büyüme oranının bu yıl %6.5'e çıkarılması öngörülüyor. Ülke genelinde modern işletmelerin inşası yoluyla yaklaşık 3000 yeni istihdam alanı yaratılacak. Aynı zamanda dış ticaret hacminin 19.4 milyar ABD dolarına çıkarılması planlanmakta. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi öngörülüyor. Gayri safi yurt içi hasılatı yapısında yakıt ve enerji kompleksi hariç özel sektörün payının %71.3'e çıkarılması planlanıyor. Bunların yanı sıra öncelikler arasında nüfusun gelirinin artırılması, maaşların, emekli maaşlarının, devlet yardımlarının ve öğrenci burslarının %10 artırılmasıyla halkın sosyal ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ve son olarak Türk şirketi Türkmenistan'da 3 yeni sağlık merkezi inşa edecek. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Bakanlar Kurulu'nda imzaladığı kararname ile Türk şirketi Türkmenistan'da 2023 yılında ilk ihalelerini kazandı. Türkmenistan'da enerjiden sağlığa, sanayiden tekstile kadar pek çok alanda büyük projelere imza atan Çalık Holding bünyesindeki GAP İnşaat firması Aşgabat'ta 3 yeni sağlık merkezi inşa edecek. Hali hazırda Aşgabat'ta rehabilitasyon ve fizyoloji merkezlerinin inşasını sürdüren GAP İnşaat firması 160 yataklı uluslararası pediatri merkezi, 500 yataklı uluslararası onkoloji merkezi ve stomatoloji merkezi inşa edecek. Türk şirketi bu projelerin inşasına 2023 yılında başlayarak söz konusu projeleri 2026 yılında teslim edecek. Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığı ile bu sağlık merkezlerinin inşası için sözleşmeleri imzalayacak olan GAP İnşaat Şirketi,
Bu projeleri inşa ederken personelin özel eğitimi, çevre düzenlemesi ve modern tıbbi ekipman, yedek parçalar ve sarf malzemeler de sağlayacak. Sayın Atatürk YouTube kanalımızın seyircileri Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. İyi günler.